Yemek okulumuza hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra 5 dakikalık yemeklerle tekrar karşınızdayız. 5 dakikalık hazırlık süresinde bu sefer nefis bir böyle bir taraftan havuçlu, patatesli bir bezelye yemeği, yanında da böyle okkalı 4 kişinin rahatça doyabileceği bir çiçek şehriyeden pilav yapacağız ki böyle bir kaşık aldıktan sonra böyle yani ulan bunu bir anneanne bir saat uğraşmış diye düşünebilirsiniz. Bayağıdır 5 dakikalık yemek yapmadığım için birazcık paslanmış olabilirim. Burada şöyle bir şey, 5 dakika hazırlık, ondan sonra yemeğin pişmesini öyle bir minik bir oyun yaptık. Yemeğin pişmesini siz sofrayı hazırlarken hayal edeceğiz. Dolayısıyla öyle ufak bir numaram var. Yani 7 dakika falan daha sürüyor yemeğin pişmesi ama bütün hazırlığını 5 dakikada bitireceğiz. Bu yemeğin en önemli özelliği 4 kişi böyle doyuyor ve maliyeti 10 liranın altında. Garnitürüm var, tereyağım var, soğanım var, birazcık domates püresi var, birazcık salçam var bizim yaptığımız. Bir de 1.70 paketi çiçek şekli mi? Yıldız şehriyemiz var efendim. Hazır mıyız? Kim saat tutuyor? Dur şimdi. Hazır mıyım? Bir dakika. Kettle'da suyum var. Ocaklarımın altını açtım. Hazır mıyız? 1-2-3 hop başladık. Şimdi ilk başta bu pilav tenceresine şöyle tereyağını koyuyorum. Böyle iki çorba kaşığı kadar gibi. Şöyle çeviriyorum. Buna bir taraftan da yağ erirken şehriyeyi direkt koyuyorum. Ne oldu? Bıçakla çeviriyorum. Tamam şöyle hemen 2 dakikada çeviriyorum öbür şeyi. Şimdi bu böyle tatlı tatlı kavrulacak. O tatlı tatlı bir taraftan kavrulurken bir tane soğanım var. Ne oldu? Bir tane soğanımı şöyle piyazlık gibi ince ince kıyıyorum. Arada tekrar çeviriyorum. Ben de tatildeydim. Orada başka ocaklar çok yavaş pişiriyordu. Ona bile insanın tekrar alışması zaman alıyor. Şöyle. Şimdi ikincisini de kesiyorum. Evet. Ocağımın altını tekrar açıyorum. Yaklaşık böyle 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağını koydum. Ondan sonra soğanları direkt içine atıyorum. Bir dakika geçti bile. Hop. Şimdi burada tereyağı buna lezzetini veriyor ve kavrulmuş olma hissi lezzetini veriyor. Arada kimisi böyle daha kahverengi olacak, kimisi daha beyaz olacak. Bütün her bir şehriye parçası tereyağından nasibini aldıktan sonra kaynayan suyunu dökebilirim. Birazcık tuz ekliyorum ve kaynayan suyunu dökebilirim. Bunu koyarken dikkat edin, böyle önünüzde eğer eliniz kalırsa biraz yakar. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve altını birazcık kısıyorum. Artık arada bir açıp bir dakika falan karıştıracağım ve o kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi gelelim soğanlara. Soğanların bir parça şöyle öldü. Şimdi buna önce salça koyacağım. Hop. Şöyle bizim geçen gün yaptığımız acılı biber salçasından videosu var. Onu muhakkak bir yere link olarak koyalım. Ondan sonra o videosunu da izleyebilirsiniz. Böyle bir tepeleme dolu salça koydum, biber salçası. Ve lezzetli suyu hızlı olsun diye de bu domates püresinden, ki bizim yaptıklarımız da var aslında, herkes rahat bulabilsin diye bundan denedim, tadı güzel oluyor mu böyle diye. Gayet güzel oldu, bunu kullandım. Yarım kutuda domates püresi koyuyorum. Şimdi bu tabii derecesi düşüyor.
Hatta ben bunu hızlansın diye daha büyüğünü alıyorum. Hop Can'cığım senin yanına geldim. Pardon. Olur öyle. Arada şimdi pilavı o bir taraftan kızarken pilavı şöyle göstereyim istiyorum. Kimi şehriyeler kahverengileşti. Bu acayip sanki tek bir malzemede birkaç malzeme varmış gibi bir lezzet veriyor. Böyle karıştırıyorum. Evet bu da güzelce kaynadı. Şimdi bunun içine başka koyacağım bir şey var mı? Yok. Bezelyesini ekleyebilirim. Bezelye de direkt bu böyle zaten hem yıkanmış hem ayıklanmış. Bir kilo sebzeye denk geliyor diyorlar. Bunu da böyle döküyorum içine. Son 25 saniye mi? Allah. Şimdi bunun üstüne de kaynayan suyu geçecek kadar değil, aşağı yukarı aynı seviyeye gelecek kadar koyuyorum. Ve de bir böyle bol avuç nane koydum mu bu iş tamam. Kapağını da... Tuz karabiberi unuttuk pardon. Hop tuzunu ekledim. Karabiberini ekledim ve kapattım. Pilavım tatlı tatlı pişiyor. Bezelye de birazdan kaynayacak. Bu sırada şimdi biz ortalığı temizliyoruz. Tabaklarımızı koyup 4 kişi yiyebilecek sofra ki bu dediğim gibi aşağı yukarı 7 dakika. 7 dakika sonra afiyetle yiyebiliriz. Şimdi ara sıra güzelce pilavımı karıştırdım. Bezelyem de fokur fokur kaynıyor. Şimdi önce pilavı servise alacağım. Şöyle. Ne kadar güzel koktuğunu size anlatamam. Burada arada pişerken birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Bezelyeler de böyle birazcık renkleri değiştiği zaman o parlak yeşilden hazır olmuş demektir. Hop şöyle koyuyorum. Suyunu en son koyacağım. Burada aslında hani biber salçası, domates salçasını karıştırmak birazcık o son dakika nanesi inanılmaz lezzetli yapıyor. Asıl fark yaratan o. Son olarak suyunu da ekliyorum. Ve o domates püresi de helmeli bir su katıyor. Ama salça ve şey de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 dakika hazırlıkla 4 kişinin çok rahat doyacağı ve kişi başına da 2,5 liraya bile mali olmayan yemeğimiz emrinize amade. Artık hep beraber yiyebiliriz. Bizim de öğle saati ekipte acıktı. Kendinize iyi bakın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Eğer güzel yorumunuz varsa Reşika bana bunu da yap diyorsanız aşağıya yazın. Ayrıca da kanala abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için abone olun. Görüşmek üzere. Bak bunun bir tadına bakmak istersen.